Oktay Akbal, 20 Nisan 1923 tarihinde İstanbul'da doğdu. Avukat Salih Şahbettin Bey'in oğlu, ilk gerçekçi Türk romancılardan Ebu Bekir Hazım Tepeyra'nın ana tarafından torunudur. Kumkapı'daki Saint Benoît Fransız Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini 1942 yılında İstiklal Lisesi'nde bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Edebiyat Fakülteleri de devam etti. Ancak yüksek öğrenimini yarıda bırakarak kendini yazarlığa verdi. 1943 ve 1944 yıllarında Servet-i Fünun Uyanış Dergisi'nde sekreterlik, 1947 ve 1951 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda memurluk yaptı. Fakat yaşamını asıl anlamda gazetecilik yaparak kazanmıştır. 1939 ve 1940 yıllarında Yeni Sabah ve İklim gazetelerinde çevirileri ve öyküleri yayınlanmıştır. 1944 ve 1946 yılları arasında Vakit gazetesinde eleştiriler ve tanıtma yazıları yazmıştır. Büyük Doğu dergisinde her hafta Dünya Fikir Sanat Hareketleri sütununu yazmış, 1951 ve 1956 yılları arasında Vatan gazetesinde düzeltmen, sekreter ve yazı işleri müdürü olarak çalışmıştır. 1956'da köşe yazarlığına başlamıştır. 1985 yılından itibaren Hürriyet gazetesi için köşe yazarlığı yapan Akbal, daha sonra Milliyet gazetesinde çalışmıştır. Milliyet gazetesinden sonra Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığına başlamıştır. Öykü yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Çeşitli çocuk dergilerinde öyküler yayımlandı. 1939'da henüz lise öğrencisiyken yazdığı bir öykünün İklim gazetesinde yayımlanmasıyla edebiyat dünyasına girdi. İklim ve Yeni Sabah gazetelerinde hemen her gün bir öyküsü, Bin Bir Roman, Çocuk Haftası, Yıldız gibi gazete ve dergilerde yazıları, öyküleri ve çevirileri yayımlandı. Akbal'ın asıl anlamda öyküye yönelmesi, Saik Faik'in Semaver adlı kitabını okumasından sonra başlamıştır. Servet-i Fünun'un Uyanış dergisinde çalıştığı sıralarda başlayan eski yeni tartışmalarının ve yeni edebiyatın içinde yer alan Akbal'ın sanatında böylece asıl edebiyatçı dönemi açılmıştır. Kendi yaşam deneyimlerinden, çocukluk anılarından yola çıkan, küçük kent insanını da göz ardı etmeyen duygulu öyküler yazmaya başlamıştır. Bunlar toplumsal olaylarla ilgili gözlemlere değil, anılara ya da düşlere dayalı, içe dönük hikayelerdir. Akbal hikayeleri, Behçet Necatigil'in deyişiyle, konulu hikayeler değil de, belli konular çevresinde oluşan anılar toplamıdır. Yazın çevrelerinde geniş ve olumlu yankı yapan Önce Ekmekler Bozuldu adlı kitabını 1946'da çıkarmıştır. Onu 1949'da Aşksız İnsanlar izlemiştir. Garipler Sokağı ve Bizans Definesi adlı kitapları Rusça'ya, Dondurmalı Sinema Sırpça'ya çevrildi. Suçumuz İnsan Olmak adlı kitabı Erdoğan Tokatlı yönetiminde 1986 yılında filme çekildi. Yazar 28 Ağustos 2015 günü hayatını kaybetti. Oktay Akbal'ın eserleri. Günlük. Geçmişin kuşları. Yeryüzü korkusu. Anı. Anılarda görmek. Cüce Çeşme sokağı nerede? Hiroşimalı Masahini. Kırmızı tenteli tramvay Babali'de 50 yıl. Şair dostlarım. Şairlere ölüm yok. Hiroşimalar olmasın. Çocuk kitabı. Dondurmalı sinema. Yeşil ev. Deneme. Bir de simit ağacı olsaydı. Ölümsüz oyun. Dost kitapları. Geçmişin içinden. Kanatlı sözler uçar mı? Konumuz edebiyat. Odamda bir güvercin. Önce şiir vardı. Senin adın aşk. Sözcüklerle yolculuk.
Temmuz Serçesi. Roman ve hikaye. Akşam kuşları. Aşksız insanlar. Atatürk yaşadı mı? Batık bir gemi. Bayraklı kapı. Berber aynası. Bizans definesi. Düş ekmeği. Ey gece kapını üstüme kapat. Garipler sokağı. Güzel düşlerin sonu. Hücrede Carmen. İlk yaz devrimi. İnsan bir ormandır. İstinye suları. Karşı kıyılar. Luna Park. Önce ekmekler bozuldu. Suçumuz insan olmak. Tarzan öldü. Yalnızlık bana yasak. Yazmak, yaşamak. Tarih. Atatürk bir gün gelecek. Hiroşimalar olmasın. Oktay Akbal'ın aldığı ödüller. 1950 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü Garipler Sokağı. 1958 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü Suçumuz İnsan Olmak. 1959 Saik Faik Hikaye Armağanı Berber Aynası. 1993 Sedat Simavi Ödülü Senin Adın Aşk. 2000 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı.